Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Abessü suresine geldi. İşte Peygamberimize İbni Mektum isminde bir efendim ama geliyor. Allah Teala Peygamberimize beni arındır. Beni ikaz et. Allah'ın sana gönderdiği, verdiği bilgileri bana bildir deyince o anda Peygamberimiz de efendim Kureyş'in ileri gelenlerle konuştuğu için Peygamberimiz ondan şöyle yönünü dönmüş. Bizi meşgul ediyor diye Allah Teala da onu ikaz ediyor şimdi. Evet. Bu sure bu onun üzerine inmiş yani. Gözüm ölmediği için ve, yani. Yok yok. Peygamber Efendimiz Kureyş'in ileri gelenlerine İslam'ı anlatıyor. Onlar Müslüman olması için uğraşıyor. O da gelmiş demiş ki Allah'ın sana bildirdiğini bana bildir. Beni arındır. Diye Peygamberimiz deyince Peygamberimiz de onlardan sonra ilgilendim düşüncesiyle şöyle dönmüş yani. Dönünce Allah Teala da onu Peygamberimiz ikaz ediyor şimdi. Evet. Abese efendim yüzünü ekşitti ve tevellaya döndü. Peygamberimiz diyor ki sen yani neden ondan dönüyorsun manasında. İn en cahül ama ama ona geldi diye yüzünü ekşitti ve ondan döndü. Ve ma yudrike sen nereden bileceksin? Leallehu belki de o yani ama yezekke arınacak. O işte temizlenmek, iman etmek, Müslüman olmak istiyor. Ev yezekkeru veyahut da öğüt alacak. Feten feahu zikra. O öğüt de ona fayda verecek. Yani senin vereceğin nasihat, öğüt ona fayda verecek. Sen bunu nereden bileceksin? Emma menistane istina edene gelince ne? Kendisinin İslam'a ihtiyaç duymen. İstina etmek demek, ihtiyaç duymamak demek. Yani o adam ihtiyaç duymayanlara sen yöneliyorsun. Onları İslam'a çağırıyorsun. Öbür taraftan İslam'a girmek isteyene de yüz çeviriyorsun diye Allah Teala Peygamberimiz burada hitap etmiş. Yani azarlamış. Müslüman evet. Da Müslüman değer miymiş ümmetli? Demek ki hocam işte Müslüman da olsa da biraz fazla bilgiler almak istiyor. Orada böyle yani o öyle veyahut da diye bir bilgi yok yani evet. Emma Menistan'a o işte Kureyş'in ileri gelen ne yapıyorlar? İhtiyaç duymuyorlardı yani İslam'a girmeye ihtiyaç duymuyorlardı yani. İstina etmek bu demek yani evet. Fe ente sen lehu ona tesatta ondan yüz çeviriyorsun. Yani ona sen o şeye yöneliyorsun diyelim ki müşriklere yöneliyorsun ama ona gerekli değeri önemi vermiyorsun evet. Ve ma aleyke senin üzerine değildir. Yani Peygamber Allah Teala buyuruyor ki ella yezzekke o Kureyş müşriklerin arınmaları, temizlenmeleri senin üzerine değildir. Sana ait değildir. Ve emma men caike yasa ama sana koşana gelince koşarak gelene gelince ve o yahşa o Allah'tan korkuyor. Fe ente sen anhundan telaha sen de ondan onu ihmal ediyorsun. Yani ondan yüz çeviriyorsun. Efendim kella hayır İnneha o yani tezkiratan o senin vereceğin nasihat bir öğüttür. Bir nasihattir. İşte onu bir arındırmadır. Femen şae zekere. Kim öğüt almak istese efendim bu Kur'an ayetleriyle sen onlara öğüt ver. Nasihat et demiş. Evet. Yani femen şae kise zekere. Yani kim öğüt almak isterse sen ona öğüt ver demiş. Evet. Fî suhufu mükerrametin. O işte yani işte o ayetler şerefli sahifelerdedir. Yani Kur'an'ın ayetleri, Kur'an sahifelerindedir. Merfuatın müdahharatını. Bah yükseltilmiş ve tertemiz. Tertemiz sahifelerdedir. Bir eydi sefer ama. Sefirler, sefir demek elçi demek. Elçilerin elleriyle yazılmış. Yani kiramen, işte meleklerin elleriyle yazılmış. Efendim kiramen berara. O tertemiz, değerli elçilerin elleriyle yazılmış. Yüksek değer yükseltilmiş sahifelerden Kur'an'a. Efendim Kur'an'la sen insanlara öğüt ver. Nasihat ver. Kutilel insanı ma ekferah bak. Kutile kahrolsun insanın ma ekferah ne kadar da nankördür. İnsanoğlu yani işte bir damla sudan yaratıldığı halde ne yapıyor? Allah'a isyan ediyor. Ne kadar nankörlük yapıyor. Min eyyi şeyin halagahu. O hangi şeyden yaratıldı? Yani neden yaratıldı? Min efendim min nutfetin. Bir damla sudan. Halagahu Allah Teala onu yarattı. Fekadderahu ona işte değerini bir ömür verdi, bir biçim verdi. Ona bir işte diyelim hayat takdir etti. Sümme sebiyle yessera. Sonra da o hidayet yolunu ona kolaylaştırdı. İşte yani peygamber gönderdi, kitap gönderdi. Böylece ona doğru yolu kolaylaştırdı. Sümme sonra ematehu. Onu öldürecek Allah Teala. Fe ekberahu. Onu kabire koyacak. Evet. Sümme izâ şâe. Ne zaman ki dilerse enşerahu. Onu tekrar diriltecek. Yani yaratacak tekrar. Efendim ahirette. Kella hayır lemma yakzı henüz hükmetmedi, yerine getirmedi.
Ma emerahu. Allah Teala'nın ona emrettiği şeyi yerine getirmedi. Yapmadı yani. İman et dedi. Henüz etmedi. Evet. Feleyen zurul insan. İnsan baksın. Neye? İlâ taamihi. Yiyeceğine bir baksın. Evet. Enna sabebnel ma'e sabbe. İşte biz o ne yaptık? Suyu döktük de döktük yani. Yağmur yağdık yerden, gökten yağmur yağdık da dolayısıyla ne yaptı? Yerler yeşerdi, bitkiler, meyveler çoğaldı. O da onlardan yiyor. Sümme şakaknel arza. Yeryüzünü yardık. Şakkan bir yarmakla. İşte ne yapıyor bu efendim? Küçük küçük lifler toprağa yarıp çıkıyor Allah'ın emriyle yani. Düşün onu yarabilir mi? Gücü yetebilir mi? Bel geçmiyor. Ama şey efendim toprağa o küçük lif yarıp çıkıyor evet. Ve embetna bitirdik fiha yeryüzüne habben taneler bitirdik. Yani ekinler, meyveler. Ve inaben üzümler ve gazban bu da yonca demek. Yoncalar. İşte yonca mesela hayvanlar yiyecek. Bak üzüm insanlar yiyor. Gazba yoncayı da hayvanlar yiyor bu. Tabi hayvanlar da onu yiyor ki sana süt veriyor, et veriyor. Evet. Ve zeytünen zeytinler ve naklan hurmalar bitirdik. Ve hadayka gulba, yüksek bahçeler, gulba galip ya, galebenin gibi. Yani yüksek yüksek ağaçlar olan meyveler bitirdik. Ve fakiyette meyveler ve ebba, bu da ot demek, ot yani çayırlar. Çayırlar bitirdik işte diyelim sizin. Bak biri sizin yiyeceğiniz, biri hayvanların yiyeceğiniz Allah Teala. Meta'an lekum, bak sizin için bir geçimlik. Ve li enamikum, hayvanlarınız için de bir geçimlik olsun diye bunları size yarattık, verdik demiş. Feiza caeti saha. O müthiş ses yani kıyametin sesi İsrafil aleyhisselam sure üfüldüğü zaman efendim sizin haliniz ne olacak? Onu bir düşünün diye evet. Sadakallahu lazim.